Geldin mi? Ben de yemek hazırlıyorum. Kapımızı kapatalım. Şu maskeyi çıkartacağım oraya sen varken. Tamam. Evet, akşam yemeğini hazırlıyorum. Adı ne olsun? Haydar dediler ama. Haydar olmaz ya. Haydar olmaz mı? Öyle Haydar dediler. Haydar yok. Haydar tipi yok mu? Daha bebiş bu. Bebiş mi? Genç bir kardı oldu söyle. Ama bak biraz gözleri griye de dönmüş. Ha, dikkat ettin mi? Çok mavi. Var mı sence? Mavi, tamam. Mavi. Şimdi sakince almaya çalışalım izin verirse bize. Sen de istersen eldiven giy. Elini çizebilir çünkü. Rica etsem oradan ver. Ben kargınızı alayım. Hemen yemeği aldım. Bakar mısınız? Hasta ama aklı hala yemekte. Kaldıralım bunu. Kaldıracağım sana. Çok güzel bir şeysin sen. Bugün iki tane genç kızımız bulmuş. Al bakalım. Al. Ye hadi götür. Af. Gördün mü hareketi? Havada kaptı. Bir daha. Abi. Bir daha. Hadi bakalım. Çok güzel. Görmeniz lazım. Harika. Biraz netleştirebilir miyiz Ececiğim? Biraz netleştirelim. Evet. Bakar mısınız? Bakar mısınız şu güzelliğe biraz daha? Şimdi size bir tane daha şey yapacağım. Hop. Hadi bakalım. Hadi boncuk. Hoppa. Bu büyük geldi. Büyük mü geldi? Dur başka verelim sana. Bak burada ceviz de var. Senin için... Ececiğim dur onu da bırakmadı. Bakar mısın? Onu da bırakmıyor. Al al güzel. Dur. Gitme bir tane mi? Al. Al bakalım. Ya çevirsene. Seni... Ve saklıyor. İnanılmaz zeki hayvanlar. Harikalar. Çok güzel. Çoğu kişi karga diyor. Ne bileyim önemsemiyor ama bence çok güzel hayvanlar. Bu kuşumuzun sanırım kanadında bir problem var. Şimdi onu halledeceğiz. Bir muayenesini yapacağız. Röntgenlerini çekeceğiz. Ondan sonra getiren hanım kızlarımızla anlaştık. Biz gerekli tedavisini yapacağız. Eğer tabii ki yapabilirsek. Onlar da bakımını üstlenecekler. Ve böyle sağlığına kavuşturmaya çalışacağız. Değil mi bir tanem? Bakar mısın? Biz şimdi röntgenimizi çekelim. Bunu biraz kenara alalım. Burada bir kırığımız var. Ayağa denk geliyor şu an. Sağ kanadında değil mi? Evet sağ kanadında. Solda mı? Sol kanadımızda maalesef bizim kolumuzun denk geldiği yere diyeyim size. Bir kırığımız var. Bu kırığımızı operasyonla düzeltmeye çalışacağız. Olmadı onu ilgili daha güzel bir yere yönlendireceğiz. Ve çok da akıllılar. İnanılmaz akıllılar. Bakın birçok doğa kuşunu elinizde tuttuğunuzda esaret altına girdiğinde çok fazla stresten ya da başka şeyden yemek yemeyecektir, su içmeyecektir. Ama kargada böyle bir şey yok. Gösterelim mi? Yaklaştır. Gördüğünüz gibi yani hayvanların hayatta kalma becerileri çok yüksek. Bir daha gösterelim. İkinciyi yiyecektir. Hadi bakalım. Gördünüz mü? Onu da alıyor. Ve bunları saklayacaklar. Fazlasını saklıyorlar. Saklıyorlar. Ve diğerlerini bunları, unutmuyorlar. Evet uzun süre unutmuyorlar. Yani ileride herhangi bir şey olur, aç kalırlar ya da ne bileyim yavruları olur. Onları besleyecek zaman bile hep aklılarında duruyor. Bakalım kırık kanadımızı iyileştirebilecek miyiz? Bunları da sizinle daha ileride, daha farklı zamanlarda paylaşacağız. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Bu hayvanların inanılmaz bir aerodinamik yapıları var. Eğer bu aerodinamik yapı bozulursa ve biz bunu yerine getiremezsek iyileşmeleri çok zor oluyor. Uçamıyorlar ve bir karganın daha doğrusu bir kuşun uçamaması demek açıkçası hayatıyla ilgili ciddi sıkıntılar, problemler demek. Sürekli bakıma ihtiyacı var demek. Umarım bu çocuğu iyileştireceğiz. Devamında uçtuğu günleri göreceğiz. Belki bize alışır. İleride de onları sizinle paylaşırız. Al bakalım kuyruğunu içeriye. Hala ağzında şeyler. Çıkarmadı. Çıkarmadı. Şimdi kartımızın ismi değişti. Bahattin oldu. Şimdi Bahattin'in öncelikle operasyon hazırlığına başlayacağız. Bahattin'imize sedatif ürünlerimizi uygulayacağız. Şey yapalım, Bahattin'i alalım, dikkatli al, tamam mı?
Serçtir, evet. Birazdan bayılacak. Hadi bakalım. Bu kadar. Operasyondan sonra tekrar görüşürüz. İşte sürprizimiz, operasyonumuzu gerçekleştirdik. Herhangi bir sıkıntı da yok. Gayet iyi. Kendine de gelmeye başladı. Şimdi onunla ilgili size görüntülerimizi göstereceğiz. Kuşların biraz anestezden uyanması ani ve hızlı oluyor. Düşünsenize yaklaşık bir 20 dakika önce bu çocuğa biz operasyonu gerçekleştirdik. Ve 20 dakikada bu hale geldi. Çok fazla kuş operasyonu yapmıyoruz. Ama çok enteresan, bakar mısınız? Kısa bir sürede anesteziden uyandı. Şu anda tabii hafif sarhoşluğumuz var hala. Bize de alıştı sanırım. Kanadımız da gayet güzel. Oradaki kırığımızı yerine getirdik. Şu anda iyiyiz. Günaydın. Bahattin iyileşti. Gayet de kendinde. Hatta birazdan dışarı bile çıkacak. Önüne birazcık mama koyalım. Al bakalım. Al canım. Tabii birazcık korkuyor. Şimdi artık tedavi sürecimiz başlayacak. Biraz uzun bir süreç. Bunu zaman gösterecek nasıl olduğunu. Geçmiş olsun.